bir yerde yanlış yapıyor muyum? Bunu burada yüksek sesle düşünerek söyleyeceğim. Şimdi bu şeye tabii bana çok azap ve ızdırap çektirdiği için onu bu dünyada Kenan da... Kenan Evren'den evet, bahsediyoruz. Evet. Bu dünyada da ahirette de onu affetmeyeceğim evet, diyorum. Ama bir yerden de düşünüyorum. Acaba o kocaman Allah, o yüce Rabbim, biz aciz ve günahkar kullarını elimizi açıp da ya Rabbi sen beni benim gibi aciz ve günahkar kullarını affeyle ya Rabbim dediğimizde o kocaman Allah bizi affediyor. Evet. Ben kim oluyorum da acaba onu affetmiyorum deyip böyle bu bir tavırlı bir şekilde kinli, nefretli oluşumla acaba Allah'a karşı suç işliyor muyum diye kendimi analiz ediyorum. Sayın Başbakanı beni bir kahvaltıya... O kahvaltıda ben de vardım. Var mıydınız? Evet, biz de katılmıştık. Evet. Önce giderken çok ön yargılı gittim. Allah biliyor evet, ya. Allah affetsin beni. Allah biliyor, kullar bilse ne olacak? Efendim gittim. O her zamanki nazik ama efeli tarzıyla kürsüye çıktı Sayın Başbakan. Efendim konuşmasını yaptı. O konuşma bir kere hatip olarak çok etkileyici bir tarzı, evet, tavrı vardı. Efendim oradan bir etkilendim. Ne oluyor bana dedim hatta böyle. Herkes söz aldı. Ben de söz istedim. Ve dedim ki musikiyi, klasik musikideki işte evet, kişilerden bahsettim. Devlet koroları acaba kalkacak mı? Öyle duyuyorum. Sayın Başbakan, herhalde pek dedim klasik musikiyi ya da musikiyi sevmiyor musunuz? Tabii öyle bir cevap verdi ki mahcup oldum kibarca. Dedi ki Sayın Ersoy herhalde dedi yanlış dedi size söylemişler, öyle duyum almışsınız ama biz dedim bizim böyle bir şeyimiz asla olamaz. Tam tersine musikiyi çok severiz. Evet. Musikiyle ilgili kişilere de sevgimiz, saygımız vardır. Efendim işini layıkı veçiyle gerçek manada yapan herkese olduğu gibi dedi ve sizin de dedi efendim okumuş olduğunuz bundan 41 sene önce okuduğunuz Tuti Mucize-i Güyem ne desem laf değil adlı Longplay'inizi benim torunum da dedi okuyor dedi. Allah'ım ya Rabbim yerler mi yarılsaydı da içine mi girseydim? Ön yargılı gelmiştiniz. Öyle gelmiştim. Evet. Allah biliyor. Evet. Efendim ve orada nasıl mahcup oldum.